gösterdiğimiz çabalar bu ülkenin geleceğinin ve kalkınmasının genel göstergesi olacak. Geniş insan kitlerine yön veren, eğitim sistemimizdeki kendi içindeki kısır döngüleri ve eksiklikleri bir de yanlış uygulamalarıyla sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. Öyle ki özellikle eğitime yön veren kurumların her kayıp çıtasını yükselterek ileriye götürmeye çalışan eğitim yöneticilerinin atanmasını sağlam bir temele oturtulmaması bu yapı içerisindeki en sıkıntılı alanlardan biridir. Öncelikle çıkan yönetmeliklerle yapılan uygulamalar arasında zaman zaman tutarsızlıklar oluşması eğitim yöneticileri açısından iş barışını, çalışma verimliliğini düşürmekte, kişiler bazında mağduriyetler yaratmaktadır. Yönetici ataması yapılırken özellikle mülakatlarda adiliyet, liyakat, temsil yeteneği ve iş bitirme kabiliyetleri kişiler bazında reel ve bilimsel kriterler esas alınarak hassas bir anlayış içerisinde eğitim programında çalışacak olan yöneticilerin iş verimliliği ve kalitesini artıracaklar. Orta öğretim kısmında yani liselerimizde kayıt ve nakil işlemleri hala devam etmekte olup taşıma ihaleleri sonuçlandırılamamıştır. Bunun neticesinde öğrencilerimizin hala taşıma ile ilgili sıkıntıları vardır. Biz eğitim üreticileri olarak bunun öğrenci başına şartlı nakit yapılarak çözülmesinden yanayız. Yani elindeki liselerimizde öğrencilerimizin giriş ve çıkış saatleri, ders saatleri farklı olup geldiği bölgeler de farklı. Çocuklarımızın çıkış saatlerinde farklı alanlarda servis beklemelerini istemiyorum. Çocuklarımıza zarar gelmesi durumunda hepimiz çok üzülürüz. Yine okullarımızın güvenlik ve ivedilikle çözülmesi gereken temizlik hizmetleri çalıştırılması hususunda aile birliklerinin yanında okullara öğrenci sayısına orantılı olarak kadrolu hizmetli verilmelidir. Zira üç kurum ve milli eğitim arasında hizmetli çalıştırılması noktasında protokoller yapılmış olup bu protokollerin Eylül ayında eğitime başlama süresinden önce tamamlanıp eğitim öğretime başlamadan hizmetlerin okulda bulunması gerekir. Okulların eğitim öğretim hazırlanma sürecinde eğitim yöneticileri bu sorunları kendi başlarına çözemezler. İlçemizde 11 okul yapılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaları olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu okulların bitirilmesi durumunda ilçe eğitimine büyük katkı sağlayacağı ve sorunların büyük bir bölümünün de ortadan kalkmasına zemin hazırlayacağı aşikardır. Özellikle Kepez bölgesinde yapılan Kepezlik Okulu ve yine Ereğli Fen Lisesi'nin yapılmasının büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bu arada Ereğli'de okulların yapılmasında ve eğitime destek veren hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Okulların zorunlu eğitime geçmesinden sonra ilkokul ve ortaokulların yönetmeliklerin kendi bünyelerine göre düzenlenmesi gerekir. Bu iç işleyişle alakalı bir şeydir. Yani okullarda bugün 2 yıldır yapılan 4+4+4'ten dolayı yeni yapılanmalar oluşmuş. İlkokul ve ortaokullar ayrışmış ama işleyişiyle ilgili düzenlemelerin, iş düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. Okul dışı paylaşma. Servisçilerin, kantincilerin, yine aile birliklerinden çalıştırılan hizmetlilerin, temizlik elemanlarının ilçe milli eğitim bünyesinde oluşturulacak bir yapıyla eğitim alınması gerekmektedir. Onların eğitilmesi süreçte eğitimimizin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ücretsiz dağıtılan öğrenci kitaplarının bu yıl biraz geciktiği gözlenmiştir. Yine orta öğretimde, liselerdeki öğrenci sayılarındaki kontenjan artışlarıyla ilgili yapılan değişikliklerle kontenjan artışlarına kitap sayısı gönderilmemiş, bu da bir sıkıntı yaratmıştır. Eğitim-öğretim süreci içerisinde, özellikle Eylül ayında öğretmenlerimizin yaptığı mesleki çalışmalar süresince bu kitapların incelenip öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarına katkı sağlaması için önemli bir vurgu olacak. Tabii burada kitapların gecikmesi öğretmenlerimizin ana kaynaklarını incelemelerinde gecikmelere sebep olur. Bu zorluklar ve sıkıntılar ve yapılan iyi işler içerisinde bir eğitim öğretim yılının daha başındayız. Biz eğitim yöneticileri sorunları ilk elden yaşayanlar olarak sorunlara çözüm üretme noktasında
fikirlerimizden, enerjimizden, gücümüzden yararlanmasını biliyorum. Eğitim öğretime başladığımız bu günlerde özellikle belirtmek istiyorum. Atatürk Ortaokulu'nun müdürü görevi sırasında, görevi başında bir eğitim şeyi sayılmıştır.